Bazı ülkeler ileri teknolojileri, devrim yaratan buluşları ve dünyaca ünlü üniversiteleriyle tanınırlar. Japonya, Amerika, Hindistan, İngiltere bunlardan birkaçıdır. Acaba bu ülkelerin insanları gerçekten düşünüldüğü kadar akıllılar mı? Peki sizin ülkenizdeki insanların IQ ortalaması acaba hangi seviyede bulunuyor? 19 numara. Güney Afrika. 70 IQ'luk bir ortalamayla Güney Afrika 2015 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, kısa ismiyle OECD tarafından yapılan sıralamada 76 kalkınmış ülke sırasında 75. sırada yer buldu. Güney Afrika'da 30 bin okul var ve bunların 26 bini hükümet tarafından finanse edilmektedir. 7-15 yaş arası çocuklar için okul zorunludur. Daha ileri eğitim ve çoğunlukla üniversiteye gitmeyi planlayanlar içinse isteğe bağlıdır. 18 numara, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da IQ ortalaması 81 puandır ve ücretsiz ilköğretime başlama yaşı 6'dır. Kızlarla erkekler aynı okula gitmezler ve liseye devam ettiklerinde erkekler fen veya edebiyat dallarından birini seçmekte özgürdür. Bazı okullar bu çocukların tarım, teknik eğitim ve işletme alanında kariyer edinmeleri için eğitim verir. Ülkede ilk kız okulları 1956 yılında açılmıştır. Bugünlerde 200 bin kadın üniversite öğrencisidir ve eğitimlerini hala erkeklerden ayrı sınıflarda alırlar. 17 numara, Hindistan. Kişi başına düşen eğitim bütçesi 22 dolar gibi çarpıcı şekilde düşük bir rakam olmasına rağmen Hindistan'daki IQ ortalaması 82 puandır. Hindistan'daki genç insan sayısı 600 milyondur ki bu dünyadaki diğer herhangi bir ülkeden daha fazladır. Aslında nüfusun 3'te 1'i 14 yaşın altındadır. Ve bu oran gittikçe artmaktadır çünkü ülkede her dakika 30 bebek dünyaya gelmektedir. Hindistan'ın nüfusunun 2022 yılına kadar Çin'in nüfusunu geçeceği öngörülüyor. Hindistan'ın bu hızda artan sadece nüfusu değil, ekonomisi de tırmanmaktadır. Tüm bunlar ülkenin genç ve aktif nüfusunun yakında Hindistan'ın küresel IQ sıralamasında rahatlıkla üst seviyelere tırmanacağını gösteriyor. 16 numara, Endonezya. 2015 yılında Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Programı, Endonezya'daki öğrencilerin dünyanın en mutlu öğrencileri olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma yürütmüştür. Bu insanlar gezegenimizdeki en yüksek ortalama IQ'ya sahip olmayabilirler. Gerçi 84 hiç fena değil. Ancak ülkedeki okuryazarlık oranı UNESCO'ya göre %95 gibi şaşırtıcı bir orandadır. UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Bu oran hatta %99.67 ile gençler arasında daha da yüksektir. Çoğu öğrenci fen eğitimine ilgi duymaktadır ve sanat bu ülkede o kadar rağbet görmemektedir. 15 numara, Filipinler. Filipinler yüz ölçümü söz konusu olduğunda Arizona eyaletinden ancak biraz daha büyük olabilir. Fakat ortalama IQ puanı 86 ile küresel IQ listelerinde birçok ülkenin önüne geçer. Ve bu hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü Filipinler hükümeti son yıllarda eğitime fazla bütçe ayırmıştır ve bu durum meyvelerini vermeye başlamıştır. 2011 yılından başlamak üzere vatandaşları için bir yıllık anaokulu eğitimi zorunlu hale gelmiştir ve 2017 yılında tüm okul ücretleri kaldırılmıştır. Nüfusun yaklaşık 3'te 1'i bir üniversiteye kaydını yaptırmıştır. 14 numara, Malezya. Malezya'daki çoğu çocuk 4 yaşında anaokuluna gider. Ancak bu kadar erken başlamaları aslında zorunlu değildir. İlkokul 6 yaşında başlar ve 6 yıl sürer. Öğrenciler daha sonra 5 yıllık orta öğretime devam ederler. Lisedeyken devletin düzenlediği CG Pelarajan Malezya veya kısaca CPM sınavına girerler. Bu sınav gerçekten büyük öneme sahiptir çünkü öğrencilerin daha sonra ülkenin 43 kamu yükseköğretim kurumundan birine katılıp katılamayacaklarına ya da 31 özel üniversiteden birine gidip gidemeyeceklerini belirler. Belki de bu süper önemli sınava hazırlanmak için sarf edilen tüm bu yoğun emek, Malezya'nın ortalama IQ'sunun neden 93 puan gibi etkileyici bir seviyede olduğunu açıklamaktadır. 13 numara, Portekiz. Portekiz, kamu eğitiminde vatandaş başına yaklaşık 724 dolarlık yatırım yapmaktadır. Eğitim 18 yaşına kadar olan çocuklar için tamamen ücretsiz ve zorunludur. Hükümet şu anda sınıfları daha küçültüp tesisleri daha iyi hale getirerek sistemi modernize etmeye çalışıyor ve ortalama bir vatandaşın IQ'su 95 olduğuna göre bunu karşılığını alıyor. Ayrıca üniversiteleri QS Dünya Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada olduğuna göre Portekiz'de eğitime devam edip yüksek okulda okumak oldukça prestijli bir durum. 12 numara, İtalya. İtalya dünyada hem bilme hem de sanata büyük katkı yapan çok büyük alimler yetiştirdik ki ülke zaten ortalama IQ puanı 97 puan ile övünebilir. İtalya Anayasası'na göre okullar devlet tarafından finanse edilir. Ancak üniversiteler bağımsızdır.
İtalyan çocuklar 6 ile 16 yaşları arasında eğitim almakta ve daha sonra yüksek öğrenimine devam edebilmektedir. Bugün gençlerin yaklaşık %60'ı üniversiteye devam ediyor ve üniversitelerin ücretleri de oldukça uygun. 11 numara, İspanya. Güney Avrupa'nın en büyük ülkesi de ortalama 97 IQ düzeyine sahip. İspanya hükümeti son 25 yılda eğitim standartlarını gerçekten iyileştirdi. Bu onlara birçok harcamaya ve reforma mal oldu. Ancak bu iyileştirmeler İspanya'yı OECD derecelendirmesinde 70 ülke arasında 30. sıraya yerleştirdi. İlginçtir ki İspanyol öğrencilerin okula olan aidiyet hissi diğer uluslardan daha yüksektir. 10 numara, Amerika. Ivy League üniversiteleri ülkesinin listenin başında olmaması biraz şaşırtıcı. Ancak Amerika 98 gibi bir ortalamayla oldukça yüksek bir IQ'ya sahip. Amerikan eğitim sistemi dünyadaki diğer pek çok yerden oldukça farklı. Ve bunun nedeni her bir eyaletin kendi bölgelerinde bulunan devlet okullarından ve üniversitelerden sorumlu olmasıdır. 4500 akredite yüksek öğretim kurumu bulunan Amerika, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler için oldukça rağbet gören akademik bir destinasyondur. Ancak insanın ağzını şaşkınlıktan açık bırakan okul ücretlerine hazırlıklı olun. 9 numara, Avustralya. Amerika gibi Avustralya'da 1200 öğretim kurumundan birine kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler için diğer popüler bir yer. Burada okul eğitimi 13 yıl sürer ve 6-16 yaş arasında zorunludur. Avustralya'nın yüksek eğitim standartları, yeniliklere karşı yoğun ilgi ve nispeten düşük eğitim ücretleri IQ düzeyinin neden 99 olduğunu açıklar. 8 numara, İngiltere. Eğitimde yüzyıllara dayanan geleneklere ve yüksek standartlara sahip bir ülke olan İngiltere, IQ ortalamasında 100 puanı geçen ilk ülkedir. Çocuklar okula 3 yaşında başlarlar ve 16 yaşına geldiklerinde ya eğitimlerine devam edebilirler ya da orada bırakırlar. İngiltere'nin yüksek eğitim kurumları uluslararası düzeyde tanınır ve Londra'ya genellikle dünyanın eğitim başkenti denir. 7 numara, Almanya. Almanya sıkı çalışma anlayışının yaygın olduğu bir ülkedir. Halkı çok yeteneklidir, süper üretkendir ve yüksek standartlara sahiptir. Ve ortalama IQ düzeyi 100 puanla çok da akıllıdırlar. Bu iyi organize edilmiş eğitim sistemi ve ücretsiz devlet üniversiteleri sayesindedir. 6 numara, Kanada. Kanada yaşam kalitesi, medeni haklar ve eğitim söz konusu olduğunda dünyada birçok kategori sıralamasında lider pozisyonda bulunmaktadır. Buna göre 101 puanlı IQ ortalaması bu ülke için çok şaşırtıcı değildir. Tüm orta öğretim sonrası eğitim ücretli olmasına rağmen yetenekli öğrenciler yüksek öğrenimine devam etmek için burs alabilirler. 5 numara, Hollanda. Hollandalılar yasalara göre 5-16 yaş arasında okula giderler. Ancak ebeveynlerin çocuklarını 4 yaşındayken okula göndermeleri oldukça yaygındır. Ülkedeki resmi dil Hollandaca da olsa okullarda ve üniversitelerde çok sayıda ders İngilizce verilmektedir. Bu nedenle Hollanda okullarında alabileceğiniz en yüksek not olan onu direkt alanların büyüyüp yetişkin olduklarında IQ ortalamalarının 102 çıkması gayet normaldir. 4 numara, Japonya. Dünyadaki ortalama yaşam süresinin en yüksek olması ve üstün teknoloji ürünleriyle ünlenmiş bu ülke, konu IQ olduğunda 105 puan ortalamaya sahiptir. Japonya'da okula devam etme oranı yaklaşık %99.99'dur. Öğrencilerin 4. sınıfa kadar sınava girmeleri gerekmez. Çünkü bir çocuğun karakterinin gelişmesinin ve görgü kurallarını iyi öğrenmesinin erken yaşta daha önemli olduğuna inanılır. Lisenin sonunda Japon öğrenciler geleceklerini belirleyen çok önemli bir sınava geçmek zorundadırlar. Bu yüzden bunu çok ciddiye alırlar. 3 numara, Çin. Muhtemelen Çin'i dünyadaki hemen hemen her şeyi üreten ülke olarak düşünüyorsunuz. Kişi başına düşen eğitim harcamaları $27'la gerçekten düşük olmasına rağmen, bu milletin 105 puanlık inanılmaz IQ ortalamasını son derece üretken olmalarıyla bağdaştırabilirsiniz. Üniversite adayları burs almak için çok fazla rekabete maruz kaldıklarından akademik olarak mümkün olduğunca başarılı olmaya çalışırlar. 2 numara, Güney Kore. Genellikle Asya'nın ekonomi ejderhası olarak adlandırılan Güney Kore, okuryazarlık, matematik ve bilimin yanı sıra teknolojide dünyaya öncülük eder. Okul öncesi eğitim isteğe bağlı olmasına rağmen 3 yaş gibi çok erken bir yaşta başlar. İlköğretim okullarının geniş bir müfredatı vardır ve buralarda temel beceriler, beden eğitimi ve yabancı diller öğretilir. Ebeveynler 15 yaşından 18 yaşına kadar çocuklarının eğitimi için para ödemek zorundadır. Sonrasında öğrenciler üniversiteye gitmek için burs için yarışabilirler. Bugün ortalama 106 IQ değerine sahip bu ülkede yaratıcı düşünme her zamankinden daha fazla teşvik ediliyor.
2 numara Singapur. Bir egemen şehir devleti olan Singapur, dünyada teknolojik olarak en gelişmiş ülkelerden biridir. Ve 108 puanla bugünkü IQ yarışmasının galibi. Ülkenin öğrencileri 2016 PISA değerlendirmesine göre tüm eğitim dallarında en iyi sonuçları almıştır. İngilizce resmi eğitim dilidir. Bu nedenle öğrenciler gönüllerinden ne geçerse geçsin, uluslararası bir kariyere gayet iyi hazırdırlar. Peki siz hangi ülkedesiniz ve ülkenizdeki ortalama IQ nedir? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Bu videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.